Hepinize arkadaşlar, bugün sizlerle PES 2 ayı düzeltiyor. FIFA 18'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Videomuzda güzel teklifler gelmişti. Oğuzhan Özyakup'a 40 milyonu almıştı. 40 milyon vermişlerdi. Ricardo Quaresma'ya 30 milyon vermişlerdi. 70 milyon, yaklaşık bir 90 milyon paramız olacaktı. İyi, önümüzde bir Atletik Bilbao maçı var. Evet arkadaşlar, bugün bu maçları atlayacağım. Size daha çok Süper Lig'deki maçlarımızı getireceğim ve ilk yılımızda da oynayacağız, Avrupa Ligi. Ve 1-0 Tolga Yarsan'ın golüyle yenmiş bulunuyoruz. Matisse de Ligt'le De Jong'un gelmiş. Nihai raporu gelmiş. 75'lik bu. Burada 78'lik. Arkadaşlar, De Jong iyi bir isim. Yani gelecekte gelecek bir isim de Matisse de Ligt'ten bir. Görüşmeye gideceğim ben. Tabii ki Pepe'ye bir teklif bekliyorum ben. Yaşlı bir oyuncu. 85'lik. Çok güzel bir para verebilirler onlara. Ona. Şöyle Pepe transfer. Ama yeni geldiği için. İşte. O yüzden yapıyorum. Gönderemiyorum. Hemen şuradan antrenmanı yaptıralım tabii ki. Simüle ediyoruz. İyi, güzel. Önümüzde Atletik Bilbao maçı var. Ay, iyi düzeltiyorum. Villarreal. Ricardo Quaresma 25 milyon bize katkıda bulunmuş. Gökhan Töre'ye bir Lazio'dan teklif var. Görüşme yap diyelim. Şöyle bir 18 milyon istiyorum. Hatta 19 deniyorum. Ya alırsa alır, almazsa almaz. Tam 17 isteyelim arkadaşlar bir de. Şöyle 17 milyon istiyoruz. Arkadaşlar ben 17 payı kaldır diyeceğim. 17 isteyeceğim tekrar. Şu 16 isteyelim veya. Alma arkadaşım, bana ne? Evet, önümüzdeki Villarreal maçını atlıyorum arkadaşlar. 1-0 tekrar Tolga Yaslı'nın golüyle yeniyoruz. Ve grubumuzun lideri olarak çıkıyoruz. 7 puanla grubumuzun lideri oluyoruz. Monaco ile bir maçımız var önümüzde Tolga Yaslı'dan. Şöyle turnuvadan 2 milyon gelmiş. 7 gün Adriano. Hemen şöyle bir Veli Kavla kiralamak istiyor Gençler Birliği. Tamam, versin, orada gelirsin. Evet, Veli Kavla'ya gönderdik. Yani görüşme halinde Veli Kavlak. Bize önümüzde tabii ki Adriano oynayamayacak o maçta. Oğuzhan Özyakup satıldı. Ve arkadaşlar 34,5 milyon bize geliyor. Tabii ki şu an orta sahamız yok büyük ihtimalle. Ya varmıştır zaten, Oğuzhan oynatmıyormuşuz. Adriano'yu çıkartıyoruz şöyle hemen. Onun yerine Caner Erkin'i alıyoruz. Arkadaşlar bir forvet alacağız. İlk önce. Aa, bir dakika. Ha, Quaresma gitti değil mi? Doğru. Bir forvet. İlk önceliğimiz forvet tabii ki. Önümüzdeki Monaco maçını oynasak mı diye düşünüyorum. İşte kazanamama ihtimalimiz var mı? Arkadaşlar oynuyorum bu maçı da. Evet, izliyoruz. Hiç geçmeyeceğim arkadaşlar. Negredo atmış. Negredo'dan bir gol geldi.
Bir de sakatlandı. Haydi. O kadar dayandık. Yenilmeyiz. Fabinho girmiş. 1-1 oldu. Çok kötü oldu. Penaltılarda yenildik arkadaşlar. Ve penaltılarda yeniliyoruz. Penaltılarda turnuvaya veda ediyoruz ya. Kötü oldu. Olsun, önümüzdeki şeylere bakacağız artık. Önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Turnuvadan 3 milyon gelmiş. 5 milyon toplam. Bir dakika. Evet arkadaşlar. İlk başta orta saha mı düşünsem? Aslında aynen orta saha düşünelim ilk başta. Orta saha olarak kim var öyle genç isim? Genç hem de yararlı bir isim. Göbekte. Evet arkadaşlar, orta saha düşünüyorum da kim var öyle genç? Özür dilerim arkadaşlar. Abi kim var öyle orta saha ya? Bir dakika, şuradan hemen pozisyondan arayalım diyeceğim. Orta saha. Meo aynen. Yaş ona ya. Arabayı gönder diyelim şöyle. Lig, Premier Lig olsun arkadaşlar. Orada güzel isimler oluyor. Arkadaşlar çok pardon. İnşallah sıfırlamamıştır ya. Aramayı gönder diyoruz arkadaşlar. Oyuncu bulunamadı diyor ya. O zaman şu transfer listesinde, pardon, şu transfer listesinde kaldır diyeceğim. De. Sıfırla. Hepsi sıfırlanıyor değil mi? Evet arkadaşlar, birkaç isim düşünüyorum da. Onlar olur mu? Olmayabilir. Öyle kim var ki ya? Aklıma arkadaşlar hiçbir isim gelmiyor. Orta saha. Şöyle Meo. Yaş olmasın ya da. Bir dakika arkadaşlar, şöyle bir. Aa arkadaşlar, birini buldum. Türk Yıldız. Bir dakika. Türk Yıldız bulmuşum derken aslında Hakim Ziyech var. Hakan Çalhanoğlu da var da. Abi Hakan Çalhanoğlu daha genç be. Hakan Çalhanoğlu'nu bir şöyle 80 diyor. Türk o yandan güzel. Şöyle bir, aa yeni gelmiş. Sıkıntı orada. Sorun orada işte. Dur başka kim var öyle? Buldum arkadaşlar. Bayern Münih'in yıldızı, yıldızlarından Corentin Tolisso. Aa, o da yeni gelmiş. Şöyle bir yenileyelim, belki satmak isterler de. Başka öyle kim var ki? Evet arkadaşlar, çok düşündüm. Bulamadım ya. Lig şöyle bir. Arkadaşlar şöyle. Premier Lig diyeceğim aynen. Takımlardan da Manchester City. Aynen. Şöyle bir aramaya gönderelim. Kimler varmış bir bakalım. Kevin De Bruyne var. Tabi bu olmaz, bize fazla gider. Şöyle Ederson var. Harika bir kaleci. Fernandinho var. İlkay Gündoğan var. Pahalı gider. Kompany fazla.
Silva. Bernardo Silva var. Raheem Sterling, John Stones. Ture var. O çok yaşlı. Arkadaşlar bir isme bakacağım hemen. Hemen o isme bakıp geleceğim. Evet arkadaşlar döndüm geri. Buldum arkadaşlar ismi. Galatasaray'ın orta sahalarından yaşlı ama yaşlı sayılır ama çok da yaşlı değil öyle. Dur. Unuttum gene. F ile başlayan yeni transfer oldu aslında da bu sene. Bu sene başka bir yere oldu tabi. FIFA 18 olduğu için. Şöyle Galatasaray diyoruz, aramayı gönder. Belhanda da var. Belhanda'dan önce başka isimler. Ha, Fernando. Aynen Fernando. Genç. Ha. Başka öyle kim var ki? Rodriguez. Evet arkadaşlar Fernando. Bir de Yunus Belanda'ya da göndereceğim. Bir de Lokman diye bir isim vardı. Şöyle L yazınca çıkar, ona bir bakacağım. Aynen adı. Leipzig'te kulübünde kiralıkmış. Tamam arkadaşlar bir ilerleyelim. Önümüzde neler bekliyor? Hayır şöyle. Önümüzde bizi neler bekliyor bir bakalım. 56 milyon kârımız var. 86 milyon da şeyimiz var. Bütçemiz. İlerliyoruz. Bir Velik abla kiralık. Atiba Hanç. Milan 5 milyon veriyor. 5 milyon az değil mi ya? 7 ay sildim. Yok silmemişim, tamam. Görüşme yapalım arkadaşlar. Bir 6 milyon falan. 6,5. Bizim için uyar ya. 6,5 isteyelim. Yeni transfer ücreti sun. Şöyle bir 6-700 dersen güzel olur ya. 6-700 verdi, güzel oldu bizim için. Atiba Hutchinson'ın yerini doldurabilecek isim. Medel var, oynamıyordu zaten o. Tamam, sorun değil. Şöyle ilerliyoruz arkadaşlar, önümüzde acaba ne günler bekliyor bizi. Çoğu kişi transfer listesine koymuştuk. Oo, Fernando'nun nihai raporu geldi. Yunus Fernando ile birlikte. Neyse. Şöyle bir o 79'luk. Belanda 81'lik. Orta sahada oynar mı ki? Tabii ikisini de şey yaptık. Evet arkadaşlar başka oyuncu arıyorum da. Öyle başka kim var ki? Çok da uçmak istemiyorum. Bir ona bakacağım. Ne istiyorlar merak ettim. Marco Verratti. Çok uçmayacağım dedim ama. Marco Verratti. Oo. Fazla bizim için bu. Baş böyle. Beşiktaş'ın normalde de gündeminde olan Khedira. Şöyle Kevin Stroman var. Bir dakika. Aa güzelmiş bak. Bir dakika. Aynen arkadaşlar bunu güzel bir paraya alabiliriz aslında. Takas da kullanabiliriz bunda. Şöyle kiralama teklifi götürsek, kiralamak istemiyor. 38 milyon ama arkadaşlar ben tabii ki de Tolga Arslan birini düşünüyorum öyle vermeyi. Oyuncu değişimi şöyle orta saha Medel ve Arda, Tolga Yarslan diyelim be. Stoper, bir dakika. Başka oyuncu önerelim. Tosic, üstüne ne kadar istersiniz?
42 milyon. Bu çok fazla aga. Şimdi sen bir 37'ye indir aga. 37, 37 ver. Aynen 37 versin şöyle bir. Arkadaşlar ne kurtarsak kârdır yani. 37.500 diyeceğim. Tamam arkadaşlar, sorun değil, o kadar kurtardık. Kabul ediyoruz arkadaşlar, 38. Evet, oyuncuyla bir görüşelim. Şöyle oyuncuyla görüşmeye gidiyoruz. Oyuncu olarak daha kabul edelim. Her şeyi kabul edeceğim. Karşı teklif şöyle 4 yıl isteyelim biz. Karşı teklif 3 diyelim arkadaşlar şöyle. O yok. Serbest kalma ödemelerini düşünmüyoruz. ...90.000'miş. Biz ona 100.000 verelim abi. 100.000 verelim şöyle. Hoş geldin Stroman. Evet arkadaşlar, o göbek. Ama şu Delight'ı. Stopper'e bir isim arıyorum da. Fernando da değil. Lokman, sen bir, seni bir çağıralım bakalım, sen gelir misin, güzel olursun. Ve Tolga Aslan'ın yerine oraya tabii ki de 83'lük Stroman geldi. Arkadaşlar forvet olarak baktığım bir isim yok şu anlık. Forvet olarak kime bakabiliriz? Uygun bir fiyatlı forvet arıyorum. Da. Çok da uygun fiyatlı bir forvet yok, öyle oyuncu ara diyelim ben. Atak. Senet ediyoruz arkadaşlar. Lig. Premier Lig olsun, Premier Lig. Agüero var. Arnautovic var. Arnautovic iyi aslında da. Daha genç bir isim yok mu ya? Ay. Yok. Şöyle daha genç. Dinamik bir isim. Arkadaşlar öyle kim var ki? Ha. Gabriel Jesus var. Yanucho var. Gabriel Harry Kane var. Of. Arkadaşlar birkaç, bir dakika. Bir takımın forveti vardı, ona bakacaktım. Bir ona bakayım. Ha tamam, Jovic. Jovic, Luka Jovic. Luka Jovic. Genç bir isim. 19 yaşında daha. Yetenek avcılığı gönderelim. Aa, kiralıkmış, bir sıkıntı. Tamam, sorun değildi. Bir bakalım önümüzde. Bir ilerleyelim arkadaşlar hatta. Hayırdır şuradan. İleride bir ilerleyelim. Atiba Hanchez. Atiba Hanchez'in satılmış. Fabrizio'ya teklif var. Atletico Madrid'den. Biz arkadaşlar güzel 23 milyon isteyebiliriz mesela arkadaşlar. Onun yerine de güzel bir kaleci alabiliriz. ...24 isteyelim arkadaşlar be. O zaman şu karşı teklif 23 verelim biz de.
Şimdi 23 yap. Tamamdır. Bunu verirsen alırsın kardeşim. 21 mi? $22.500 anlaşalım. Sen bilirsin yani bizim işimize gelir. Adam sanki istiyorum beleş verelim. 25 milyon serbest kalma bedeli var. Yani bu kadar da şey olmasınlar. Tabanca satılmış. Şöyle bir daha ilerliyoruz. Polisyonun raporu gelmiş. Lokman'ın nihai raporu gelmiş. Hemen şöyle bir simülasyon durduralım. Dursun da. Adriano'ya transfer teklifi var nihai raporu. Bir bakalım kaçtık. Yok 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 yok. Bizi aşar. Yani kötülüyor. Kötü yani. Tolisso 82'lik. Aslında Tolisso'yu alsaymışız keşke ya. Hata yaptık o anda. Tolisso'yu almadı. Adriano'ya bir bakalım. Bir teklif var Adriano'ya. Ona da bir 10 milyon istesek güzel olur bizim için. Sonra da bu videoyu sonlandırırız. Şöyle yeni transfer ücreti son. Şöyle 10. 10 ver yeter bize. 10 milyon. Tam 10 milyon ver al. Ne? O kadar da ucuza satmayacağım arkadaş. O zaman Jovic'in şeyini bekleyelim arkadaşlar. 2 günü kalmıştı. Ve geldi. Hemen gidiyoruz. Kaçtık 74'lük. Sıkıntı boş ver. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olup attığımız videoları like atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.